Abdullah Hocanın geldiği zamanda da böyle hamleler yapılmıştı kulüp içerisinde, bazı oyuncularla yollar ayrılmıştı, göndebilmişti. her yere gitmişti ki çok zamansız görünüyordu o günün koşullarında çok zamansız bir giriş gibi. Üstelik orada sabek de yoktu. Ama takım olmak için böyle hamleler olması gerekiyordu. Abi orayı vardı. Serkan mı çok oynadıydı, Durukan mı o zaman? Yok o zaman Durukan yok. Yok muydu ha? Durukhan. Yok. Serkan, Serkan çok oynadı oynamayı. göze aldı Abdullah. Serkan oynadı değil mi ama? Abi, tabii oynadı. Durukhan yoktu doğru. Yoktu Durukan yoktu o zaman. Biraz hani genel olarak zaten Abdullah Hoca'nın ilk geldiği sene gibi olacak sanki Trabzonspor. Yani benim de hazırlık maçlarında görebildiğim kadarıyla. çok renkli değil, sert ama inşallah. Direkt toplarla içinde. oynamaya çalışan. İşte yani Abdullah Hoca'nın ilk geldiği sene gibi bir Trabzonspor izleyeceğiz muhtemelen. Orta sahadaki çok, Yunan futbolcu çok akıllı görünüyor. Ama bazen çok böyle 15-20 kadar çok yanıltıcı olabiliyor. Baskı yemedi mesela. Orada baskı yediğinde de aynı reaksiyonu gösterebiliyor mu? Aynı kolaylıkla pasları atabiliyor mu? Onu görmek lazım. Rakiple de birlikte ama o 15 dakika e, ikna edici mi? Çok fazla ikna edici. Tam aradığı şey Trabzonspor'un. Çünkü orada bir türlü o doğru topu yapabilen oyuncu çıkmadı. Abi yani. aynı anda sağda görebilir miyiz? Hayır. Üçünü aynı anda göremeyiz değil mi? Yani, yani umarım hayır yani. yani o, Umarım hayır. Kreatif olmaz. Ya şöyle bir problem. 2 6 1 8. Ee... 2 6 1 65 buçuk. Ben onların önünde Abdülkadir'in çok şey olacağını düşünüyorum. Şöyle bir sorun var. Benim gördüğüm kadarıyla geçen sene de söylemiştim. Ondan önceki şampiyonluk senesinde de söylemiştim. Abdülkadir ile Bakasetas aynı anda sahada olduğunda çok verimli olmuyor. Oyun olarak çok verimli olmuyor. Bakasetas skor anlamında çok etkili bir oyuncu. Takım ruhu anlamında çok etkili bir oyuncu. Hakemle, rakiple kavga, oyuncular arası elektriğin yükselmesi gereken yerleri çok iyi biliyor. Çok iyi bir oyun lideri. Ama oyunun içinde var mı derseniz bence yok. Ve geçen yani şampiyon olunan senede de bunu çok söyledim. İkisi aynı anda sahada olduklarında bir üretkenlik ortaya çıkmıyor. Tam tersi o sene mesela Aptuç sakatken Baka'dan çok verim aldı Trabzonspor. Sonra Baka bir sakatlandı Abdüş'ten çok verim aldı Trabzonspor. Ya öyle bakınca ben böyle gol çatışması mı oluyor sahada? Çatışma içerisinde? da demeyeyim ona ama şöyle oynatıyor genelde hocalar 1-6-2-8 gibi. Ama ikisi de 2-8 gibi oynamıyor bu sefer. Yani biri fiilen ona dönüşüyor, biri fiilen 6'ya dönüşüyor. Ortada çok geniş bir boşluk oluşuyor. Baka öne gittiğinde ya da baka geriye geldiğinde o hareketliliği sağlamıyor baka. Yani 8 numaramın e, göstermesi gereken hareketliliği sağlamıyor baka. Dolayısıyla böyle bir sorun var e, ve Trabzonspor'un asıl sorunu hala herkes elbette ki bir e, santrafor alınacak diye biliyoruz. Alınacak herhalde. Ne diyorlar? Pivot santrafor işte yani. Hı hı. E, daha e, kültüvel 9 numara. Sırtı dönük de oynayabilen bir pivot santrafor alacak ve o eminim çok rahatlatır ama Trabzonspor'un ne oynayacağına hala orta sahası karar verecek. Ve orta saha benim kafamda henüz oturmuş değil. Mesela ben Dorukhan, Abdülkadir görmek isterdim 6-8 olarak ikisini demiştim daha önce. Belli ki artık göremeyeceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla Dorukhan işi Fes'e gider. Belki alacağı varsa alacaklarıyla fesih falan olur. E, Trabzonspor burada kar eder mi? Yok. Zarar eder mi? Eder. Zarar eder. Ama bazen böyledir. Burada bir tane doğru yok. Yani hayır bu kabul edilemez. Yok. Yani bu iş artık ticaret gibi oldu. Kabul edelim ki. Dolayısıyla şirketi yönetenler, tırnak içinde şirketi yönetenler en rasyonel kararı vermek zorundalar. O en rasyonel karar ne orada olmadığımız için bilmiyoruz. Ama bugün itibariyle Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey benim güvendiğim hocasına Trabzonspor yönetiminin ve futbolcuların da güvenmesi. Ya yani o kadrodan biraz daha oyuncu gitmesi gerekiyor şampiyon kadrodan. Ben öyle görüyorum ve Trabzonspor'un bir kabuk değiştirmesi gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun o çok kısa zamanda çok uç şeyler yaşadı o kadro. Çok gel gitler yaşadı. Bir an önce o kadronun yenilenmesi gerekiyor. Ben Bakatex'e tasa keşke teklif gelseydi de gitseydi diyenlerdenim yani. E, taraftar katılır mı bilmiyorum ama. daha e, Abi Siyopis orada çırak çıkar. Yok yok Siyopis zaten çırak sonradan çıkar. eleman olur orada. Çırak ama Bazen kadroda da olur mu emin geldim. değilim. Yani. Transferin Gerçekten. son günü rize spora verdik. O olur bak. Siyo mu? Ha. Trabzonspor'un son günü yani Trabzonspor de dönebilir ama şimdi o çok daha meçhul yani bir bir orta saha alacak gibi Trabzonspor daha yani daha lider özelliği, bir oyuncudan bahsediliyor. Gibi. Bir orta saha alacak gibi. Çünkü bir sağ ihtiyacı var mı? Sanki o da var gibi. Şimdi Dorukan gittiğin zaman çünkü Dorukhan'ın sağ de oynayabildiğini hani Önemli bir jokerin elinden çıkmış oluyor. Ee, hala çok belirsiz. Bak sağlıklı ee, bir Dorukan e hamli futbol takım oyuncusudur. Öderi misin? Tabii, tabii, tabii. evet. Sadece bir mevki, iki mevki değil. Yerine göre 3-4 evet. mevkiyi nasıl kapattığını Erdal abi Abdullah Avcı'dan 29 bin kere dinlemiştir. Yani. Ki Trabzonspor'da yani, da çok sakat başladı. Abi, yani, abi. E, kaç Kasımpaşa maçı vardı mesela o kaçıncı hafta. O maça kadar daha hiç süre almamıştı. Ama mesela bir milli maç hatırlıyorum Dorukan'la oynadığı. Olağanüstüydü. Fransa mı? Evet. Fransa milli takımı. Olağanüstüydü. Mi? olağanüstüydü 8 Haziran 2010. Olağanüstüydü Dorukan. Dolayısıyla Elbette ama... Cengiz'e asist yaptı maç. Evet evet. E, orada hani nasıl bir sorun yaşandı onu bilmiyorum ama eğer söylediğin doğruysa Trabzonspor'da hocanın istediği oluyor. E Dorukhan yani her yerde Fatih Hoca ne oluyor. derse oluyor. Trabzon'dan gelen bilgi bu. E, yani, hoca ne derse doğal oluyor. Doğal olanın zaten bu olması hmm. gerekiyor değil mi? Ama e, Dorukhan da işte erkek er, er, fizik, kilo falan filan. Evet yani kas diyor o kadar kas olmaz hocam be. yani şey, Ben de öyle olsun. Beni olsun geliyor diyorum. abi yani gece hayatı İstanbullu olduğu dönemlerde çok hoş gitmediğine iddialar geliyor. E onları, ben inanmam. Zorakan düzgün çocuktur. Ama yani herhalde sakatlandığı dönemde belki o konuda biraz dozu kaçırdı mı diye soruyorum kendi kendime. Trabzonspor'dan Alexander Sörlott bombası. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Bordo Mavililer, geçtiğimiz sezon Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan eski yıldızı Alexander Sörlot'u yeniden gündemine aldı. İşte detaylar. Son iki sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'dan Leipzig'e geri dönen Alexander Sörlot'un, Alman ekibinden ayrılmak istediği öğrenildi. Alman medyasında yer alan habere göre, Sörlot'un yeniden kiralanmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirirken bu durum sosyal medyada Trabzonspor taraftarını harekete geçirdi. Slovenya kampında takımın önemli bir golcüye ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü, bu ismin de Sörlot'ten başkası olamayacağını dile getiren taraftarlar yönetime bu konuda çağrıda bulundu. Bordo Mavili taraftarlar, yönetim boşu boşuna forvet arıyor. İmkanları biraz zorlayıp Sörlot'u geri getirsinler. Bunu yaparlarsa şampiyonlukta avantaj bize geçer. Ligi yeniden yangın yerine getiririz, dediler. 27 yaşında 1.95 boyunda olan Alexander Sorlot, 22 Eylül 2020'de Trabzonspor'da forma giyerken 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Trabzonspor bu transferden o dönem 10 milyon euro kazanmıştı. Sorlot Trabzonspor'da 33 gol atıp 11 asist yaparak bir rekora imza atmıştı. Trabzonspor'a İsviçre milli takımının Trabzonlu golcüsü Zeki Amduni, Trabzonspor forvet arayışları sürüyor. Alexander Sörlot'un dönüşü için bir girişim yapıldı. Bruno Petkovic ve Duvan Zapata ile de görüşmeler devam ediyor. Gündeme gelen son isim ise babası Trabzonlu olan Zeki Amduni oldu. İşte detaylar. Forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Leipzig'in kadroda düşünmediği, Real Sociedad'ın da 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanmak yerine kiralama teklifi yaptığı Alexander Sörlot için harekete geçti. Norveçli oyuncuya Trabzonspor'a dönmesini önerdi. Bruno Petkovic ve Duvan Zapata'yla da de görüşmelerin devam ettiği Trabzonspor'da bir başka hedef ise İsviçre milli takımında forma giymeyi tercih eden Zeki Amdoni oldu. Babası Trabzonlu olan ve Trabzonspor basel eşleşmeleri sırasında Trabzonspor hakkında güzel sözler söyleyen İsviçre milli takımını seçen golcü için girişimler yapıldı. Annesi Tunuslu olan Zeki eğer Trabzonspor forması giymeyi tercih ederse kendisine mavi kart çıkarılacak. Bu sayede Süper Lig'de yerli statüsünde oynayacak. Bu arada Amduni ise Premier Lig'in yeni takımı Burnley'nin de ilgisi var. Trabzonspor'dan Manafa sürprizi. Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon hazırlıkları devam ederken Portekiz'den flaş transfer iddiası ortaya atıldı. Gelen haberlere göre Trabzonspor Wilson Manafa ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar. Transfer çalışmaları kapsamında şu ana kadar 5 futbolcuyu renklerine bağlayan Trabzonspor'un, bir süredir gündeminde yer alan Wilson Manafa ile temasları devam ediyor. Portekiz basınında yer alan habere göre, Bordo Mavili Kulübün Porto takımı ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sağ beke imza attırmak üzere olduğunu iddia etti. Sol bek ve her iki kanatta da başarılı bir şekilde görev yapabilen 1.77 boyundaki futbolcu, bu sezon 18 resmi karşılaşmada forma giymişti. Portekiz dışına çıkmayan Manafa, Portimonense, Varzim, Anadia, Bera Mar ve Sporting B formalarını da giydi. Yine bir sağ asıllı Portekizli futbolcu, Porto'da 130 maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Manafa transferi gerçekleşirse Larsen'in Karadeniz devinden ayrılma ihtimali artacak. Bordo Mavili yönetim, bir de forvet takviyesi gerçekleştirecek ve ilk aday Bruno Petkovic. Temaslar sürüyor. Trabzonspor'da Tonyo Tekliç sürprizi. Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Hırvat futbolcu Tonyo Tekliç bordo mavilileri sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. İşte detaylar. Bordo mavililerin gündemine giren oyunculardan biri de Hırvat 10 numara Tonyo Tekliç oldu. Bon servisi Varazdin'de bulunan 23 yaşındaki Yıldız'ın Instagram'dan Trabzonspor'u takibi alması transfer iddialarını arttırdı. 10 numaranın yanı sıra orta sahanın sol ve sağında da forma giyebilen yetenekli ismin Nenat Bielitza'nın gelecek vadeden futbolcular listesinde yer aldığı öğrenildi. 1.82 boyundaki solak oyuncu, son dönemde yükselen bir performansa sahip. Geçen sezon 34 maçta forma giyip 9 gol, 2 asist yapan maestro'nun yabancı kontenjanının boşaltılması ve şartların oluşması halinde bordo mavili renklere bağlanacağı belirtildi. Dorukan Toköz'den veda mesajı. Trabzonspor ile yollarını ayıran Dorukan Toköz, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Toköz, "Profesyonel futbol hayatımda bu şekilde ilerlemenin iki taraf için de daha doğru olacağını düşündüm." dedi. Dorukan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a imza attığı gün elinden gelenin fazlasını yapacağını ve şampiyonluk yaşayacağını söylediğini belirterek, bu formayı taşıdığım her an bu sözüm için çalıştım ve her şeyimi verdim. Uzun zaman sonra gelen şampiyonluğun ardından takım arkadaşlarımla hayalimiz bu başarıyı sürekli kılmakta ama çok üzgünüm ki şimdi veda zamanı. Dedi. Profesyonel futbol hayatımda bu şekilde ilerlemenin iki taraf için de daha doğru olacağını düşündüm. İfadesini kullanan Dorukan Toköz, başta, beni aralarına kabul eden, sonsuz sevgi gösteren Trabzon halkına ve taraftarlarımıza, başkanlarım Sayın Ahmet Ağoğlu ve Sayın Ertuğrul Doğan'a, sevgili hocam Abdullah Avcı'ya, tüm takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Kalbimde, yaşadığımız şampiyonluk ve güzel anılarımız her zaman ayrı bir yerde olacak. Şeklinde görüş belirtti. Trabzonspor'da değişim rüzgarları. Trabzonspor kabuk değiştiriyor. Bordo mavililerde ayrılan birçok oyuncuya yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Trabzonspor'da yaprak dökümü sürüyor. Son olarak Dorukan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavililerde yeni ayrılıklar da yaşanabilir. O oyunculardan biri olan Maxi Gomez'in talipleri artıyor. Özellikle İspanyol kulüplerinin yakın takibindeki Uruguaylı golcüye Kadiz, Granada, Alaves ve Empoli ilgi gösteriyor. Trabzonspor'da ilgi gören oyunculardan biri de Enis Bardı. Torino ve Arap Yarımadası'ndan bir takımın Kuzey Makedonyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin Yunan ön liberosu Siopis'e de talipler var. Tecrübeli oyuncu Çaykur Rizespor'un yanı sıra Pok ve Aykan'ın da gündeminde. Ancak bu üç isimle ilgili kulübe resmi ve kabul edilebilir düzeyde bir teklif henüz gelmedi. Trabzonspor'da bu sezon futbolculuk kariyerini noktalayan Hamsik ile kiralık sözleşmesi sona eren Gıbamin, Yusuf Yazıcı ve Markoviç'in yanı sıra Flavio, Bartra, Lahtimi, Dorukan, Taha Altıkardeş ve Abdülkadir Parmak gibi isimlerle vedalaşılmıştı. Süleyman Cebeci'nin yeni takımı belli oldu. Trabzonspor'dan ayrılan Süleyman'ın yolu Fransa'ya düştü. Trabzonspor altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 20 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Süleyman Cebeci Fransa'nın yolunu tuttu. Fransız ekiplerinden Brest ile antrenmana çıkan Süleyman Cebeci burada deneniyor. Cebeci önceki gün oynanan hazırlık maçında 45 dakikada sahada kaldı. Beğenilmesi halinde kariyerine burada devam edecek.